Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet. Bugün Bitlis yöremize ait turşu aşı çorbası tarifiyle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler: nohut kullanacağım arkadaşlar. Şu bardakla ölçtüm. Haşladım güzelce bir gün öncesinden. Islattıktan sonra suyunu süzdürdüm, haşladım hazır vaziyette. Buğdayı da aynı şekilde bu bardakla ölçtüm. Yaklaşık 100-150 gram kadar yeşil eriğimiz var. Yazın simgesi. Bir adet büyükçe domatesimiz var. Bir adet kuru soğanımız, yarım limonumuz var. Yaklaşık 200 gram kadar taze fasulyemiz var arkadaşlar. 200 gram kadar da dana etimiz var. Kuşbaşı olarak doğranmış. Kuzu eti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha da iyi olur diyeyim. Ve bir yemek kaşığı tepeleme salça var. Domates salçası ve çok az da biber salçası kullanacağım. Evet, her şeyden önce şöyle doğrayarak hazırladığım dana kuşbaşıyı düdüklü tencereme atacağım arkadaşlar. Düdüklü tencerede ilk önce bir pişirme gereği duydum. Çünkü dana eti olduğu için sebzeler pişene kadar pişip yumuşayamayabilir. Onun için önceden pişirme gereği duydum. Ama siz eğer kuzu eti kullanacaksanız arkadaşa, o zaman sadece normal tencerede pişirebilirsiniz. Şimdi üzerine birazcık su ilave ettikten sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatıp ocağa alacağım. Evet, düdüklü eti bıraktık arkadaşlar. Kapağını kapatıp ocağa bıraktım. Şimdi şöyle bir kısmını böyle verevlemesine doğramıştım arkadaşlar. Burada videoda da keserek göstermek istedim. Şöyle kes. Domateslerimiz de hazır arkadaşlar. O zaman elimi yıkadım ve etin pişmesini bekleyeceğim. Evet, ocak başına geldik arkadaşlar. Tenceremi ocağa bıraktıktan sonra şöyle az yağ bırakıyorum. Düdüklü tencerede pişirdiğim 200 gram et vardı arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Şöyle
Ve biraz yağda çevirdikten sonra soğan ilave edeceğim. Evet, etleri biraz çevirdim yağda. Şimdi küp küp doğranmış soğanlarımız var. Onları soteleyeceğiz. Şu aşı içine katılan malzemeler itibarıyla gerçekten çok doyurucu bir yemek oluyor arkadaşlar. Yanında başka bir yemek yapmadan sadece onunla bir öğün getirebilecek kadar doyurucu içeriğe sahip. Evet, şöyle biraz soğanlar pembeleştikten sonra küp küp doğradığımız domatesler vardı. Onları da ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle sotelenmeye devam ediyor. Ben yemeği pişirirken bir taraftan da mutfağı toplamaya devam ediyorum. Evet, bu domates de güzelce kavrulacak. Daha sonra öbür işlemlerini yapacağım. Evet, domateslerimiz de sote oldu arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı kadar domates salçamız vardı, böyle doluca tepeleme diyelim. Bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası vardı arkadaşlar. Onları ilave ettim. Şöyle güzelce kavuralım salça ile beraber. Şimdi güzelce kavurduktan sonra göz kararı olarak ne kadar diyeyim, yaklaşık 1 litre kadar su bırakacağım. Daha sonra kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 litre kadar su ilave ediyorum. Şöyle ilave ettim. Ve içine taze fasulyelerimiz vardı, verevlemesine doğradığımız. Onları da ilave ediyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet, yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. Bir taraftan su da kaynatıyorum. Eğer daha sonra sıcak su eklemek gerekirse ekleyeyim diye. Şimdi taze fasulyelerin piştiğinden emin olmamız gerekiyor. Benim fasulyeler pişmiş. O zaman ne yapıyoruz? Haşlanmış nohudumuz vardı arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Daha sonra buğdayım vardı. Onu da ilave ettikten sonra yarım limonumuz vardı. Ekşi tat için limon sıkacağım arkadaşlar. Eğer ekşi tadı daha çok seviyorsanız arkadaşlar, o zaman bir limon da sıkabilirsiniz. Ben şimdi yarım limonu sıktım. Daha sonra tuz ilave edeceğim. Şöyle tuz ilave ediyorum. Şimdiye kadar hiç tuz ilave etmemiştim. Onun için 2 kaşık ilave ettim. Hemen şöyle bakalım. Bakın içinde yok yok. Şimdi de şöyle önceden saplarını güzelce hepsini temizlediğimiz, yıkadığımız
erikleri ilave edeceğiz arkadaşlar. Ve bir güzel pişmeye bırakacağız. Bu şekilde kaynıyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi erikler biraz pişip böyle çatlamaya başlayınca servis tabağına alacağım turşu aşını. Evet arkadaşlar, erikli, taze fasulyeli ve bol miktarda malzemeyle hazırlanan Bitlis yöremize ait turşu aşı çorbamız hazır arkadaşlar. İnanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz güzel kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifi beğendiyseniz ve bir sebepten halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, tarif hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ve like atmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.